Hi guys, today we are gonna talk about diye devam etmek isterdim ki ama tabii ki de Türkçe devam edeceğiz. Ama konumuz İngilizce öğrenmek hakkında olacak. Evet, bugün öncelikle ben en başta böyle klasik hani İngilizce öğrenmenin yollarından bahsetmek istiyorum. Evet, önce ben İngilizce öğrenirken ne takım yollara başvurdum onlardan bahsedeceğim size. Şöyle söyleyeyim, benim İngilizce maceram nasıl başladı? Öncelikle hepimizin de öğrendiği gibi zaten yaklaşık 10-14 sene gibi bir süre biz ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere İngilizce dersi görüyoruz okullarımızda. Ama tabii ne kadar görüyoruz, bunun içinden ne kadar öğrenebiliyoruz, orası biraz karışık açıkçası. Şöyle, ben yine de lisede böyle yabancı dillere falan da çok meraklı olduğum için, İngilizceyi de işte çok sevdiğim için falan zaten biraz da konuşuyordum falan filan. Yani bildiğimi sanıyordum. Daha sonra hazırlığa geçtim. Hazırlığı Antalya'da okudum ben bu arada, Bilim Üniversitesi'nde. Hazırlığı gerçekten çok güzeldi. Hocalarımızdan yabancı olanlar vardı, Türk olanlar vardı. Türklerin de yabancılar kadar İngilizcesi vardı. Açıkçası ben hani çok memnun kalmıştım ama hazırlığa kadar İngilizce bildiğimi sanıyordum. Gerçekten bilmiyormuşum. Hani yani böyle tek tük şeyleri işte present tense falan sadece hani basic kısımlarını biliyormuşum. Hazırlıkta fark ettim ki hazırlıkta gerçekten bir şeyler öğrendiğimi hissettim. Daha sonrasında Polonya'da üniversite başvurusunda bulundum. İşte hazırlıkta aldığım C1 sertifikasıyla okul zaten herhangi bir İngilizce bir şey sormadan benim kabul ettiler işte sertifikamla birlikte. Yine oraya giderken de İngilizce biliyorum sanıyordum hazırlığı bitirdikten sonra. Ama gittiğim zaman oraya aslında tahmin ettiğim kadar bir İngilizcemin olmadığını, hatta ben böyle daha çok gramer üzerine yani ezber üzerine çalışmış olduğumu şimdiye kadar fark ettim. Yani aslında konuşmaya dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. İşte herkes konuşuyor falan böyle ben çok utanıyorum. Bazı kelimeleri anlamıyorum. Arkadaşlarımın arasında bile soramıyorum utancımdan falan. İlk zamanlar gerçekten böyle. Çünkü ilk başta bir o utangaçlığınızı atma evreniz var. O da nasıl biz burada işte hazırlıkta İngilizce çok iyi olsa bile teneffüse çıkar çıkmaz Türkçe'ye devam ediyoruz arkadaşlarımızla. Bunun tabii ki kötü bir etkisi oluyor bize. Ama orada mecbursunuz. İngilizceyi konuşmak zorundasınız. Teneffüste, derste, nerede olursa olsun. O yüzden böyle ilk başlarda ben hani şey yaptım. Eve gidiyordum işte çok hırs yaptım. Eve hani hem kendi derslerimi çalışıp hem İngilizceyi ayrıyetten çalışmaya devam ediyordum. Sonra dersler başladı. Bana çok sıkı geldi. Çünkü baktığım zaman diğerleri o kadar da zorlanmıyordu. Ama ben hem İngilizceyi toparlamaya çalışıp hem derslerimi toparlamaya çalıştığım için derslerde de sürekli akademik kelimeler geçtiği için. Ya ben gerçekten çok zorlanıyordu. İlk sene böyle biraz çaba sarf edip ilk seneyi gerçekten verimli geçirdim. Arkadaşlarımla konuşurken bile onların kullandığı kalıpları böyle almaya çalışıyordum. İşte mesela Amerika'dan, Kanada'dan arkadaşlarım vardı. Onlar atıyorum bizim gibi değil hani. Hem aksan olarak anlamakta ilk başta zorlanıyorsunuz. İşte Hintlisi vardı, Afrikalısı, Kanadalısı, Amerikalısı hepsi farklı bir aksan ve gerçekten hani zor anlıyorsunuz. Ondan sonra işte Amerikalı'dan şunu aldım, Hintli'den şunu aldım, şuradan şunu aldım derken ben böyle konuşma İngilizcesini de geliştirmeye başladım. İşte kısaltmaları, ondan sonra ne bileyim deyimleri, işte herkesin çok kullandığı şeyleri bir baktım ben de kullanmaya başladım. En başta mesela en basitinden bir örnek vereyim size. İşte biz burada nasıl öğreniyoruz? Hani kesin kesin kısaltma falan olmadan normal düz bir şekilde öğreniyoruz İngilizceyi. İşte mesela gelecek zaman için will ve going to kalıplarını kullanıyoruz. I will go to Turkey mesela diyoruz. Ama bunun kısaltması will'i aslında yutarak söylüyorsunuz. I'll go to Turkey. Mesela ben bunu gerçekten kullanmaya başladım. I'll go to Turkey, will go to Turkey. Bunu artık hani ve baktığım zaman böyle aa bunu kullanayım diyerek değil de bir baktım ki ben gerçekten kullanmaya başlamışım ya. Yani konuşmaya başlamışım. Ondan sonra going to işte I'm going to Turkey değil de I'm gonna go to Turkey gibi söyleyebiliyorsunuz. Yani bu takım şeyleri kullanmaya başladım. Mesela işte try to do that falan derken orada hani yanına to geliyorsa eğer na ekleyebiliyorsunuz falan filan. Bunlar yazılımlarda da değişiyor zaten. Sokak İngilizcesinin de verdiği şey biraz işte try to do that falan diye söylüyorsunuz. Uzun lafın kısası biraz fazla uzattım bu kısmı çünkü. Şimdi evde nasıl İngilizcemizi geliştirebiliriz? Bu kısma geleyim. Öncelikle yapacağınız şeyi, öğrenmek istediğiniz şeyi sevmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sevmek için sürekli gün içinde yaptığınız alışkanlıkların içine sokmaya çalışın yaptığınız şeyi.
Mesela ne yapıyoruz şu an hepimiz karantinada özellikle ne yapıyoruz? İşte dizi izliyoruz, film izliyoruz, sabaha kadar işte bazılarımız kitap okuyor, ondan sonra müzik dinliyoruz, sürekli işte şarkı sözlerine bakıyoruz falan filan gibi. Bunları alın ve İngilizceye enjekte etmeye çalışın. Nasıl olacak? Mesela dizi izliyoruz. O kadar çok dizi izliyorsunuz ki bir kere Türkçe dublajı tamamen hayatınızdan çıkar. Türkçe dublaj diye bir şey olmamalı hayatınızda. Bütün filmleri orijinal izlemelisiniz ki bence Türkçe altyazıyı da hayatınızdan çıkartmaya çalışın. En başta anlamakta zorlanacaksınız ama sonradan bir bakacaksınız ki siz o kelimelere, konuşulan kelimelere aşina olmaya başlamışsınız ve bir daha o kelime söylendiğinde "Aa bu bunu diyordu, burada bunu demek istiyor" diyerekten beyniniz size zaten yol gösterecek. Yabancı diziler aşırı derecede yardımcı oldu ki şu an zaten artık hani Türkçe diye bir şey yok. Hepsini direkt İngilizce orijinal bir şekilde izliyorum. Ondan sonra yine dizi, film, evet bu şekilde kitap okuyabilirsiniz. Kitapları mesela, kitapların level'ları var, stage'leri var. Stage 1'dan başlayıp yavaş yavaş yükseltebilirsiniz. Göreceğiniz kelimeler, bilemediğiniz, anlamını bilmediğiniz kelimeler olacak. Altını çizip yanına yazacaksınız. Hatta altını çizdiğinizde o kelimenin yanına da direkt İngilizce anlamını, eş anlamlısını yazmanızı tavsiye ederim. Yani şunu demek istiyorum. İngilizceyi Türkçe'ye çevirip de anlamak yerine İngilizceyi ayrı bir dil olduğunu kabul edelim ve hayatımıza İngilizceyi İngilizce şekilde almaya çalışalım. O kelimeyi düşündüğümüzde bize senin Türkçe'de sürekli yaptığın bir kelimeyi getirmesin aklına. İngilizcesini ezberle. Mesela masayı gördüğünde aklına table gelsin. Masa yerine. Ondan sonra şu an burada masa olduğu için aklıma geldi. Daha sonra bilgisayarı gördüğünde bilgisayar yerine computer gelsin mesela. Yani bu şekilde düşünün. Fiilleri bile kendi kendinize İngilizce enjekte etmeye çalışın ki öyle hatırlayın. Bir süre sonra zaten artık İngilizce bile düşünmeye başlıyorsunuz. Sürekli hayatınızda İngilizce olduktan sonra. İngilizce rüya görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra ikinci söyleyeceğim tavsiye de kesinlikle işe yarıyor. Şarkı sözleri, müzikler. Çok sevdiğiniz bir şarkı mı var? Dinliyorsunuz. İngilizce ya da yabancı bir şarkı. Şarkı sözlerini açın. Şarkı sözlerini doğru bir şekilde duymaya çalışın. Yani sallayarak söylemek değil de şarkı sözlerine bakın. Orada ondan sonra sözleri açık bir şekilde orada çıksın. Mesela şarkıyı dinlerken öyle dinleyin. Aralarından bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını açıp bakın mesela. Bu şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirmeye çalışın. Hatta daha sonra Türkçe şarkıları açın. İngilizce'ye çevirin. Ve yazın yani. Öyle bir defteriniz olsun. Şarkı sözleri defteriniz ve İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye ya da başka sevdiğiniz diller varsa onlardan İngilizce'ye çevirmeye çalışın. Çünkü bunu böyle söyleme sebebim de öncelikle kendinizin işitsel mi, görsel mi öğrenen bir insan olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bunu keşfetmeniz gerekiyor. Mesela benim için görsel çok önemli. Ben görmeliyim. Böyle önümde görsel olmalı. Hani dinleyerek de iyi geliyor bana ama görmekle daha kolay bir şekilde ilerlediğimi fark ettim. Bazılarınız işitsel öğreniyor olabilir. Onlar da mesela podcast dinleyebilirsiniz. Üçüncü söyleyeceğim şey de zaten mutlaka bir podcast dinleme uygulamanız olsun ki Apple kullananlarda zaten telefonun kendi içerisinde mevcut bu. Sadece belirli başlı yayınlayanların işte podcastlerini bulup o şekilde dinleyebilirsiniz. Gece yattığınızda mesela atıyorum kulaklık takıp müzik dinleyerek uyuyanlar vardır eminim ki. Onun yerine İngilizce podcastler dinleyerek uyuyabilirsiniz. Dördüncü söyleyeceğim şey de benim kendim özellikle çok fazla yaptığım bir şey. Kendinize İngilizce sözlük oluşturun. Küçük bir defter alın şu boyutta. Hatta şöyle göstereyim. Bu benim kendi İngilizce sözlüğüm. Daha doğrusu bunu buraya geldiğimden beri yaptım. İşte 3 aydır falan buradayım. Ama zaten Polonya'da vardı başka bir sözlüğüm. Bu şekilde mesela ben içine işte şöyle göstereyim. Bilmediğim, mesela kitap okurken karşıma çıkan, film izlerken, dizi izlerken, müzik dinlerken karşıma çıkan, herhangi bir arkadaşımla konuşurken karşıma çıkan kelimeleri yazıp yanına işte anlamlarını yazıyorum. Mesela kahvaltımı ediyorum ya da canım mı sıkıldı? İşte müzik dinliyorum. Elimde böyle duruyor. Bir açıyorum, bakıyorum falan. Yani canım sıkıldığında. Ya da yatmadan önce mesela bir 5 dakikamı, 10 dakikamı ayırıyorum. Bir diğeri ise size tavsiyem olacak. Şöyle bir kutu yapın kendinize. İçine şu şekilde. Benim burada hemen hemen 300-400 tane var. Bu İtalyanca için yaptığım bir şey.
Ya İtalyanca İngilizce için yaptığım bir şey ama siz İngilizce Türkçe olarak yapabilirsiniz ya da İngilizce İngilizce olarak eş anlamlarını yazabilirsiniz. İşte bir tarafına İngilizcesini, bir tarafına İtalyancasını yazmışım ben. Bir tarafına Türkçesini ya da yine eş anlamlı İngilizcesini yazabilirsiniz. Böyle çekin çekin, ne bileyim, canınız mı sıkıldı, yanınızda dursun. Atıyorum oyun gibi durduğunuz yerde yapın. Bunu bir poşete yapıp da yanınızda sürekli taşıyabilirsiniz de bu arada. Hani şu an evde gerçekten çok fazla vaktimiz var. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Bu diğer bir tanesiydi tavsiyelerimden. Bu arada bu kelimelerden hazır gidiyorken şeyi söyleyeceğim. 1000 kelime formülü diye bir İngilizce geliştirme yöntemi var. Bilmiyorum duydunuz mu ama bu ara çok popüler. İnternette falan da zaten sürekli var. Benim de önümde şu anda. Benim YouTuber'da da çok gördüğüm YouTuber'lar şeyi tavsiye ediyorlar. İlk başta işte 1000 kelime, İngilizcenin en önemli 1000 kelimesini çıkartın. Ondan sonra onları ezberleyerek başlayın diyorlar. Bu şekilde yani kelimeye önem verin diyorlar. Bence de kelime çok önemli. Tabii ki gramer de çok önemli. Ama kelime sizin hayatınızı çok kolaylaştıracaktır. En azından başlangıç olarak. Daha sonra gramere detay vermeniz gerekecek zaten ama bunu da tavsiye ederim size. Ondan sonra benim diğer bir tavsiyem 5. ya da 6. oldu hatırlamıyorum. Sevdiğiniz YouTuber'ları bulun. İngiliz YouTuber, Amerikan YouTuber, onları bulun ve onları izleyin ya. Hani direkt onların kendi diliyle altyazısız izleyin, işte komik YouTuber'lar olabilir, ne bileyim, böyle atıyorum makyaj videoları çeken YouTuber'ları izleyin. Daha sonra işte sağlıkla ilgili bir şeyler çekiyor olabilirler. Spor, workout yapanları izleyin. Bunları izlerken bile duyduğunuz kelimeler, işte konuşma tarzı sizin aklınızda kalacaktır ki onların konuşma tarzını aksanı ile birlikte alacağınızı düşünüyorum. Ben o yüzden çok yararlı olacaktır. Çünkü dediğim gibi en başta da videonun en başında söylediğim gibi şu anda hayatınızda hobi haline gelmiş, alışkanlık haline gelmiş şeylerin içine İngilizceyi koymaya çalışın. Benim demek istediğim şey bu. Ki böyle ders çalışıyormuş gibi strese girmeyin, anladınız mı? Yani zaten sevdiğiniz şeyi yaparken onu İngilizce yapıyor olun. Yani demek istediğim şey bu. Kendinize bir zorunluluk yüklemiş olmayın diye söylüyorum. Tabii ki bunların hepsi evde nasıl yapacağımız. Ama asıl İngilizceyi en kolay öğrenme yolu gidip yerinde öğrenmek. Yurt dışına çıkmak arkadaşlar. 2 ayda olsa, 3 ayda olsa orada o deneyimi, o utangaçlığı, o ilk adımı atıp o çizgiyi aşmak bence en önemlisi. Sonrası kolayca geliyor. Ama evdeyken de fırsatımız yok değil. Dediğim her şeyi evde yapabileceğiniz şeyler ve bunlarla da gayet İngilizcenizi çok güzel bir şekilde geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Evet, benim tavsiyelerim bu kadardı arkadaşlar ve de bir iki tane bilgi eklemek istiyorum. Ben birkaç bu videoyu çekmeden önce biraz araştırma yapmıştım. İşte izlerken gördüğüm birkaç şey ilgimi çekti. Yabancıların, daha doğrusu işte birkaç Hollywood yıldızının bile İngilizce ile imtihanları en baştan, işte atıyorum daha çok İspanyollar, İspanyol oyuncuların falan ya da birkaç tane ünlü İngilizceye nasıl başladıkları ya da ne tarz geliştirdikleriyle alakalı bir şey. Mesela Tarantino'nun yazdığı bir film vardı, Soysuzlar Çetesi. Eminim hepiniz izlemişsinizdir. Ondaki onun seçmeleri, oyunculuk seçmeleri yapılacakmış. Fransız oyuncu Melanie Laurent bu seçmelere katılmaya karar vermiş ve CV'sine işte akıcı bir İngilizcem var yazıyor böyle seçilmeden önce. CV taramasından geçiyor, işte seçildiğiniz falan deniyor ve çağırıyorlar falan. Ondan sonra o arada, halbuki akıcı bir İngilizcesi olmadığı için o arada deli gibi her gün Gossip Girl izledim demiş mesela. Gossip Girl'le sürekli işte altyazı falan yok tabii ki. Yani İngilizce altyazısı var. Bütün Gossip Girl'ün işte sezonlarını bitirmiş. Ondan sonra işte sete gidiyor falan ve gayet filmde oynuyor bildiğiniz üzere. Yani Gossip Girl'le de İngilizcesini geliştirebilmiş demek istediğim bu en baştaki işte dizi film izleyin dediğim tavsiyelerden mesela. Bir diğer böyle bir örnek daha vermek istiyorum. O da Penelope Cruz'la alakalı. Biliyorsunuz Penelope Cruz İspanyol bir oyuncu. O da şöyle bir şey yaşamış. İşte böyle kayıtlara gitmeden önce sürekli yapacağı rolle alakalı o repliği ezberliyormuş. Yani ezber yapıp gidiyormuş. Bu şekilde düşünün başlıyor. Yani sürekli ezberliyor. Sonra
seçmelere gidiyor ve kabul ediliyor. Ondan sonra zaten Penelope Cruz'un Oscar ödülü bile var. Yani arkadaşlar istedikten sonra biliyorsun İngilizce şu anda dünyada en kolay dillerden bir tanesi. O yüzden uluslararası dil olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Ama işte Fransızların atıyorum işte İspanyolların bile bu tarz hani deneyimleri oluyor. Bir şekilde ellerindeki fırsatlarla devam ettirmişler yani. O yüzden pes etmeyin arkadaşlar. Bence İngilizce şu anda çok önemli. Artık ikinci bir dil olarak bile değil. Gerçekten ana dilimiz gibi bilmemiz gereken bir dil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kapı açıyor, buna emin olabilirsiniz. O yüzden hazır şu anda vaktiniz varken değerlendirin ve İngilizcenizi geliştirin diyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.